25 Aralık 01 Ocak 2023. Bay bay 2022, hoş geldin Ocak diyelim, 2023'e merhaba diyelim. Sevgili takipçilerim, kanalımız çok ciddi bir spam altında, bilginiz olsun. Bol diyorum, bol beğeni diyorum ve koçlarla başlıyorum. Sevgili koçlar, bu hafta gideceğimiz yolculuklar, yapacağımız seyahatlerde gayet keyifli, güzel, sizi mutlu edecek enerjileriniz var. Çocuklarınızla, eşinizle var edecek yolculuk ya da evinizde geçireceğiniz enerji sizi çok mutlu edecek. Doğru değerlendirin, keyifli sohbetler var. İş gereği güvendiğiniz 3 kişi arasında bazı yıkımlar ve tartışmalar söz konusu olabilir. Güvendiğiniz insanları doğru seçme zamanı. Çünkü burada özellikle isminde E ve L harfi kişinin size zarar verdiği gözüküyor. Siz de alttan alıyorsunuz. Artık alttan alma dönemi bitiyor. Ve her şey önemlisi, parasal evrede uzun süredir mücadele ettiğiniz noktalarda artık sizin için yepyeni bir dönem başlayacak. Ve bu dönemi doğru değerlendirdiğinizde yavaş yavaş para hayatımız hızlı zafere doğru erişecek. Yani aslında gerçekleri görme, kendi mührümüzü oturtma, hayatımızdaki duygusal baktığımız noktaları tamir etmek ve her şeyden önemlisi aile bağını güçlendirme dönemi uyarısı veriyor. Eşler, ilişkiler arasında uzun süredir devam eden ailevi sorunları çözmediğimiz takdirde ciddi bir kopukluk evremiz var. Bunları iyileştirme zamanı. Bu ara ilişkiler konusunda terse düşen sevgili takipçilerim, bu ilişkiniz evlilik ve gelecek vaat eden noktada panik yapmanızı istemiyorum. Yeni ilişki arayanlar için ya sabır çekerek dengemizi, sabrımızı bekleteceğiz. Çünkü bu gelin ata binmiş ya nasip demiş, damat kız almış ya nasip demiş. O yüzden burada güzel fırsatlarımız da var. Acele etmeden doğru karar görmemiz lazım. Çocuklarınızla biraz daha iletişim evresini toparlayıp eşimizle devamlı tartışmayı bırakırsak ve eşimizin kendi ailesi, kendi kuzenler arasındaki bağı bozmaya çalışmayın. Çünkü eşiniz dışarıda nefes alıyor. Evde biraz daha ilgisiz tavrı olabilir. Artık siz de bu döngüyü düzeltme vakti olarak gösteriyor. Bilginiz olsun. Sevgili boğalar, nasılsınız? Hemen kart çekiyorum. Abone olun, yorum yapın, spamlıyoruz. Bilginiz olsun. Bol bol yorumlara ihtiyacımız var. Evet, işiniz için 3 kart çektim. Bu hafta çok dua edeceğiniz enerjinizin ve alacağımız desteklerle birlikte hakimiyet gücümüz var. Kendimizi bu hafta ispatlayacağız. Hatta ve hatta uzun süredir iş beklenti içerisindeyseniz deli deli düşünceleri, fikirleri kenara atıp artık yol çizip o yolda yön almanız gerekiyor. Çünkü her geçen gün sizin için ciddi kayıp evreniz var gözüküyor. Özellikle de bu hafta, 3 hafta, 3 gün içerisinde işinizle alakalı yer değişimi, konum değişimi ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda güzel bir rahatlama, nefes almayı gösteriyor. Bu ara evlenmek ve ilişkimizde tersliklerle alakalı yaşadığımız sahnede daha huzurlu, daha keyifli bir enerji içerisinde olacağınız, hatta ve hatta ilk kez kalbinizin huzur bulacağı kavgalardan, gürültülerden kurtulup birbirimize daha sakin hareket sağlayacağız. Ev alımı, ev anahtarı değişimi ile ilgili uzun süredir merak ettiğimiz dengeler, Ocak ortasına doğru bu anahtar size daha verimli bir aydınlanma yaşatacak gözüküyor. Aile büyüklerimizde hastalık, keder, sıkıntı gibi durumlarımız söz konusu olabilir. Görümceniz, eltiniz arasındaki yaşadığınız krizleri artık toparlayıp evliliğimizi düzeltme vakti. Aile apartmanı, yakın bağlarda oturuyorsanız uzak noktaya taşınma fikri olan sevgili evli çiftler için acele etmeyin. Yeriniz güvende ve rahat. Ani kararlar sizi boşluğa düşürebilir. Eşinizle aranızdaki dengesizlikler sıkıntıya düşebilir. Uzun süredir ilişki konusunda kendinize güven problemi, ilişki oturtma, yarımlıklarla ilgili sıkıntınız varsa bu hafta bunları kendi içinizde çözüp doğru adımlar atarak yörüngenizi değiştireceksiniz. Bu ara eğitim konularınızı çok fazla askıya attığınız ve bu konuları çözmediğiniz takdirde başarısızlık enerjinizin yoğun olacağı bir nokta. Bu ara bir de bir türlü elim kolum hep bağlı ilişkiler olmuyor, oluyor. Böyle bir dengesizlik varsa hayat arkadaşınızın size evlilik teklif edeceği gözüküyor. Bilginiz olsun. Sevgili ikizler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Kanalımız spam altında, bilginiz olsun. Evet, bu ara yurt dışı, şehir dışı, işle bağlantılı yolculuklar ya da eşinizin ya da sizin yolculuklarınız gayet anlaşmalı ve keyifli geçecek.
Hatta yöneticiniz ya da patronunuzda Y, A, F harfi varsa bu konuda gerçekten iş konumunuzla ilgili rahatlık, özellikle de Oğlak Burcu birinden alacağınız destek size çok güzel aydınlanma yaratacak. Uzun süredir yerinizde ve başka bir bölüme geçmek istiyorsanız der ki sizin için Ağustos ayına kadar hedeflediğiniz nokta aydınlıkta olacak. Ama bu hafta içerisinde beklediğiniz paranız ya da maaşınızla alakalı biraz daha cesaretle karşı tarafı ifade etmeniz lazım. Ve her şeyden önemlisi uzun süredir ödeyemediğiniz borçlarınızla ilgili taksitlendirme evreniz var. Bu ara iş kurmak, yeni başlangıçlar içerisindeyseniz cesaretinizi toparlayın. Ortaklı ya da yapacağınız işler artık size 3 hafta içerisinde daha kazançlı, daha sistematik ya da yerimize oturtmak için doğru bir döngüyü gösteriyor. İlişkiler konusuna baktığım zaman kendi içinizdeki kaos, korkularınızı geride tutarsanız ilişkimiz biz güzel bir enerji evresi yaratıyor. Bu ara yasa, adalet, mahkeme konularımızın yoğun olacağı ve ailemize ait bazı hazinelerle ilgili çözülmesini istediğiniz konularda daha ikili bir rakam veriyor. Bunlarla ilgili mücadeleye devam eder. Evli çiftlerde bilgelik, ego, hırs kavgası ilişkiyi zora tutabilir. Aynı bakışta olmadığınız için yanlış anlaşılmalara ve bu yüzden her iki tarafında sözlü çatışması ilişkiyi terse düşürebilir evli çiftlerimizde. İlişkisi olanlar için esaret dönemi bitiyor. Işığınız gerçekten güzel bir şekilde yanacak. Hatta uzun süredir beğendiğiniz ve etkilendiğiniz bir kişinin de size adım atacağı ya da sosyal bağlantı içerisinde olduğunuz kişiyle yüz yüze görüşmeleriniz var gözüküyor. Tabii ki dikkatli olacağız. İlişki tercih ederken kendi kalitemize uyması gerektiğini bilmemiz lazım. Bir de uzun süredir parasal noktanızla ilgili kredi harcamalarınıza dikkat edin. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Kanalımız spam altında, her an kapanabilir kanalımız, bilginiz olsun diyorum. Evet sevgili yengeçler, özellikle evliliğinizle ilgili pürüz, ilişkinizle alakalı yaşanacak bazı karmaşıklıklar, yüksek ses, konuşmalar, hararetli bir dönem, ev taşınması, yeni bir yere yolculuğa gitmek bile sizi kasabilir. Bu hafta daha sakin konuşmalara dikkat edeceğiz. Hatta ve hatta çocuklarımızla alakalı uzun süredir okul, öğretmen ve veliler arasındaki yaşanan krizleri de çözmeniz gereken bir döngüdeyiz. Yoksa çocuklarımız kendi içinde mutsuzluğa gidiyor. Bu olayı acil çözmeniz lazım. Yeni ilişkiye başlayan ve ilişki konusunda kendine yeni başlangıç yapan güzel takipçilerimiz için cesaret evlilik ve ilişkinin temel noktasını gösteriyor ve krallık ve kraliçelik iyi bir döngüde oturtacak. Özellikle hayatınızdaki kişi de A ve K ve E harfi varsa doğru hayat arkadaşınız olarak gözüküyor. Son zamanlarda aile büyüklerimizle kendi aramızdaki yaşadığımız sorunları görmemezlikten gelmemek lazım. Anne, baba ara ve kardeşler arasındaki yaşadığınız sorunlarla yüzleşip onların sizin aileniz olduğunu unutmayın lütfen diyorum. Çünkü sizin ilişkinizi aile tarafı onaylamıyor. Platonik ya da duygusal olarak kendi içinizde mücadele ettiğiniz konunuz neyse artık burayı değiştirip kendinize yıldız olduğunuzu, başarılı olduğunuz noktayı belirlemeniz lazım. Yarım bıraktığınız konularla ilgili bu dönem, Ocak ayı sizin için, yani en azından Ocak ayı başlangıç ayı, esaretten kurtul, cesaretini toparla ve kendi kariyerinde tamamlaman gereken noktaları çözmen lazım diyor. Özellikle ilişki konusunda evli çiftlerimizle alakalı noktada da şunu uyarıyor. Hazine çok uzun süredir dil sürtüşmeleri, gereksiz kaoslar yarattığınız halde mutluluğu bozmamanız gerekiyor. Özellikle de kocanızın ailesi ve sizin aile kendi içinde devamlı huzursuzlukları sizin düzeninize yansıtıyor. Hem siz kendi ailenizin ortasında kalıyorsunuz hem de o çocuk eşiniz. Bu yüzden artık birlik olma, düzeni bozmama zamanı ve çocuklarımızla iletişimde kaoslar var. Bunları düzeltin lütfen. Sevgili aslanlar, spamıyoruz. Kanal aşağı doğru ilerliyor. Bol yorum, bol beğeni paylaşmanızı istiyorum. Galiba 2 hafta böyle bir mücadele dönemimiz var. Bilginiz olsun. Evet, şöyle iş konumuzla alakalı gitmemiz gereken iş gereği seyahatler, kafanızda güzel fikirler, güzel projelerle yüzleşeceğimiz bir hafta. Alt zemin, alt sistemi
kafamızdaki hayal ettiğimiz çizgileri oturtmaya doğru ilerleyeceğiz. Ve gerçekten düşüncelerimizde köklenme, iş konumuzda askıda olan konuları rahata erdirme ve kendimizi güven evresinde, iş noktasında yeniden doğmayı gösterir. Özellikle O ve H ve S harfi varsa dengeli ve başarılı bir noktada oluşacağınız, araç değişimi, ev değişimi, taşınma konularımızın hareketli olacağı ya da sözlü konuşacağımız bir haftaya geçiş sergiliyor. Yalnız burada baba köklerimiz, babamız, abimiz de ufak tefek sağlık problemleri, ani gidişler gelişler söz konusu olsa da sonu ferah ve aydınlık, ağız operasyonu, mesela boğaz operasyonu gibi durumlar söz konusu olabilir. Evli çiftlerimizde özellikle erkek çocuğunuz iki tane ise biri çok ödüllü ve başarılı, onun üstüne spor olarak ya da başarısı üzerine giderseniz çocuğumuzun ödülü hanenizde gözüküyor, bilginiz olsun. Yalnız sizin bu ara eşinizle aranızda bir çekişme ve rakip gibisiniz maşallah. Aynı dili konuşup kavga ediyorsunuz. Aslında her ikiniz de aynı şeyi söylemeye çalışıyorsunuz. Bence kendi yönünüzdeki sorunlar yok. Siz dışarıdaki etkenlerden sıkıntıdasınız. Bu ara misafirleriniz aklınızı karıştırıyor olabilir ve bazı yalanlar ortasında sıkışıp kaldığınız için eşinizle çekişmeler yaşıyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanları hayatımızdan uzak tutacağız. Özellikle de son zamanlarda ilişkinizde yarımlıklar varsa ve bir türlü oturtamıyorsunuz, bu ilişki artık Rabbimin size emanet şekliyle birleşip doğru döngü ve doğru ilişki evresine girecek. Eğitim konularınızla ilgili kalbiniz karışık. Bu kalp karışıklığı özellikle de sevgili ev hanımları, yarım bıraktığınız ya da çözmek istediğiniz çocuklarınızla ilgili yarımlıkları çözme vakti. Yoksa ileride eğitim konuları yarım kalacak, bilginiz olsun. Sevgili başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, spam altındayınız, bilginiz olsun, destek zamanı diyorum. Hemen sizler için, evet bu ara yöneticiler, ekip arkadaşınız, yoğunluğunuz hareketli bir dönem. Yönümüzü bulmak, haklarımızla alakalı noktada masaya yatacak. Eğer iş konusunda belirsiz giden noktalarda seçim hakkınız olacak. Ve gerçekten de istediğiniz iş kapısı, ferah ereceğiniz para noktalarımız hareket evresine doğru geçiş sağlayacak. Uzun süredir yaşadığınız iş yerinizdeki krizleri de kendi içinizde kaos yaratmıştınız. Gerek yok, artık göz ve bakış size doğru ilerliyor. Kendi işinizi yapıyorsanız da burada parasal evrede bazı borçlanmalarınıza dikkat edeceğiniz, kredi çekmek ya da krediyle alakalı borçlandığımız noktayı düzenli şekilde ödememiz gerektiğini uyarıyor. İlişki konusunda özellikle sevgili kadınlarımız, ev hanımlarımızın parasal evrede eşinizin sizi desteklemediği ve bu konuda devamlı para sıkıntısı yaşamaktan kaynaklı kaoslar yaşanıyor ve ilişkimizde bu yüzden devamlı can çekişiyor gibi gözüküyor ve artık her iki tarafta bu konuda birbirine destek olmalı. Yoksa hanede köklü ayrılıklar, köklü tartışmalar ve sıkıntıya ve ailelerin de iç içe gireceği karmaşıklıkları söz konusu gözüküyor. Evlenme konusu ve ilişki konusunda devamlı aynı alanda, aynı hançer, aynı sıkıntı, aynı boşluktaysanız hayatınızdaki kişi size gökkuşağı şeklinde hareket edecek ve doğru hazineyi adaletli şekilde sizinle beraber olacağını ifade edecek. Mutluluk bu konuda sizinle alakalı noktada. Çocuklarınızla alakalı uzun süredir eğitim konularını dikkate almıyordunuz ve devamlı çocuklarınızı övmeyi bırakırsanız onların eğitim konularına, aile içerisindeki sorunlarınız, bu çocukların dikkat dağınıklığına, odaklanma krizine ve eğitimde kendi içlerinde yara aldıklarını gözüküyor. O yüzden onlara destek olun. Bu ara özellikle eşinizde B ve G harfi varsa yeni bir ev alma, inşaat, toprak üzerine bir ev niyeti var. Şimdiden hayırlı olsun. Bununla ilgili başlangıçlar, başvurular, bunlarla ilgili mücadele edecek. Sevgili terazi burçları nasılsınız? Evet, kanal spam yiyor. Bol yorum, bol beğeni. İki hafta daha uyaracağım, bilginiz olsun. Hemen bakıyorum. Bu ara iletişim, iş konularımızla alakalı devamlı evraklar, hesaplar, kadınlarla iletişim içerisinde ve seyahatlerimiz söz konusu olacak. Bu seyahatler bizim konumuz, başarımız, yönümüzle alakalı güzel rahatlıklar sağlayacaksınız. Özellikle de alanınızda toprak burcu yoğunluğu olan kişilerle aramızda bazı karmaşıklıklar, bazı tedirginlikler olabilir. Bu yüzden toprak burcu insanlarla iletişimimize dikkat edeceğiz. Bu bize zarar vermesin.
Hakan, Hülya, Hasan, ekip çalışanımızla alakalı böyle bir güvendiğiniz biri varsa bu sizi gerçekten yüceltecek ve konumumuzla ilgili anahtarımız ferah erecek. Eğer ki iş bekliyorsanız bile bu konuda H harfi ve O harfi birinden çok güzel bir destek alacaksınız. Bu ara baş ağrılarımız şiddetli olabilir, sinüslerimiz azmış olabilir, uyku ve odaklanma sıkıntısı yaşayabiliriz. Bir doktor kontrolü istiyorum, vücut enerjimiz yıpranmış noktada. Özellikle ilişkinizle alakalı uzun süredir arada derede kalanlar bu ilişki artık ödüllenmeye, ilişki alyansa, ilişki gelecek planı, ilişkiyle ilgili noktaları görme. Özellikle sizde T ve İ ve L harfi varsa karşı tarafa çok baskı yapıyorsunuz. Acele etmenize gerek yok diyorum. Evli çiftlerle ilgili de özellikle kayınpeder, kayınço ya da erkek soyunun hanımının soyundan kaynaklı tartışmalar ilişkiyi zora sokuyor olabilir. Hani ben babamın evinde bunları görmedim, hep senin yüzünden gördüm diyorsanız bu konuşmalar biraz eşinizi, biraz ailesini yıpratıyor. Hak veriyorum, insan gördüğünden mahrum olmamalı ama siz bunu isteyerek, bilerek adım attınız. Şu an neyin kavgasını veriyorsunuz ve ilişkiyi yıpratıyorsunuz, bunu öğrenin. Sizde de S ve E harfi varsa biraz kendimizi bilinçlendireceğiz, dilimizi törpüleyeceğiz. Güzel giden bir şeyi bozmamamız lazım. Bazılarında da evlilikle ilgili şüphe, endişe ve bu ilişkiyle ilgili rahatsız olduğunuz, mesela cep telefonu şifreli olması, bir türlü konuşurken kafa dağınıklığı, doğru cevaplar vermemesi sizi yıpratıyor. Siz de artık onunla yüzleşme vakti diyoruz. Dedim bile. Sevgili akrepler, nasılsınız? Spam var kanalımızda. Bol yorum, bol beğeni. Sevgili akrepler, hemen seçiyorum. Özellikle yeni iş ortaklığı 3 kişiyle alakalı yapmak istediğiniz konularda maskeyi çıkartın. Gerçekten bu iş başarılı ve keyifli olacak. Cesaret ve 3 ortaklı sistem yol alacak gözüküyor. Sabit bir noktadaysanız ve hala iş konularınızla ilgili kendinizi doğru ifade edemediğiniz sürece bu iş yerinde doğmayı başaramayacaksınız. Aynı noktada tıkanıp aynı anahtara girip geleceksiniz. Hem maaş konusunda hem para konusunda lütfen kendinize doğru ifade edin ya da alternatif iş bakmanız lazım. Burada köreldiğinizin farkında olmanızı istiyorum. Devlet ya da devletle alakalı kurumdaysanız 3. aya kadar, yani Mart ayına kadar konum taşeron firma olabilirsiniz. Mart ayına kadar işinizle alakalı netliğe kavuşma ve rahata erme dönemimiz söz konusu oluyor. Bu ara ilişkilerde daha sağlıklı tutumlar içerisinde olacaksınız. Affetme, bağışlama, özür dileme ve yeni umutlu konuşmalar sizin motivasyonunu ve karşı tarafın motivasyonunu arttıracak. Birbirimize şans deniyoruz. Geçmiş ilişkinizle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz hayaller yıkılabilir. Yani ufak tefek görüşmeler sizi böyle geleceğe dair umutlandırabilir. İnanmayın lütfen. Zarar görürsünüz. Evli çiftler arasında radikal boşanma fikri olanlar mahkemeden geri dönebilir. Birbirimizi tekrar affedip evliliğimizi kurtarma enerjisindeyiz. Ama uzun süredir bu kalpte hançer saplanmış olanlar asla ve asla boşanma yolundasınız. Eğer eşiniz su burcu biri ise onu yanlış yere suçluyorsunuz. O pasif bir insan. Ailede kötü bir insan değil, dışarıda lider bir insan. Bütün yükü sizin üstünüze attığı için siz de onun bu sorumluluğu almasını istiyorsunuz. Bunu baştan yapmanız lazımdı. Şu an bunu yapacak evrede değil. Özellikle de alt katta oturuyorsanız yukarı taşınma fikriniz var. Yeriniz doğruydu, taşınmayın. Çünkü eşinizin ailesinden size bir ev hakkı var. Bu ev hakkı verilecek. Sabırlı olun lütfen. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, spam yiyoruz, bilginiz olsun. Hemen kartları seçiyorum. İş yerindeki kaos bitiyor. Kendi içinizdeki sarılma, ateş burcundan alacağınız destekle birlikte bereketiniz, içinizdeki korkularınızı yenme dönemi. Ve her şeyden önemlisi artık siz bilimsel olarak kader çarkının size daha verimli ve enerjinizdeki gideceğiniz yol ve iş bağlantılarının daha renkli olacağının farkına varacaksınız. Doğru nefes alma, hatta Y ve Ç harfi ya da K harfi birinin size sunacağı alternatif masa, konum sizi mutlu edecek. Kendi işinizi yapıyorsanız bu ara çevreniz ve inandığınız insanların sizin değişmenizi iş gereği değiştirmenizi zorlayabilirler.
Bunların söylemleriyle hareket ederseniz zarar görürsünüz. Siz doğru noktadasınız. Ufak tefek yenilikler için sizin aklınız daha yeterli. Başkasının aklına uymayın. Ailemizde özellikle satmaya çalıştığımız 3. 2. kattaki yerimizle ilgili anlaşma evresi var. Hatta istediğimizden daha farklı bir noktaya satılacak gözüküyor. Ama unutmayın, ailenize ait toprak, arsa, arazi, evsiz olan yerleri körü körüne satacaksınız ve zarar göreceksiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Duygusal olarak bayağı bir boşluk enerjisindesiniz. İlişki istemiyorsunuz, hazır değilsiniz, mutsuzsunuz. Geçmiş yaralar iyileşmesini gerektiğini düşünürken sürpriz bir tanıştırılma var. Bence bir şans verin, size de iyi gelecek. Gülümsemenize, içinizdeki korkuları yenmenize yardımcı olacak gözüküyor. Evli çiftlerde bazı ufak tefek seyahatler, hem eşiniz hem çocuklarınızla gideceğiniz seyahatler ya da onlarla planladığınız yolculukların önü aydınlık. Tekrar bu ilişkiyi güçlendirmek istiyorsunuz. Köy ya da memleketinizde aile büyüklerimizin ziyaret evresi olabilir. Siz onlara ziyaret edebilirsiniz. Orada gereksiz tartışmalardan uzak durun. Konu sonra size kalabilir. Sizin fevri diliniz, idealist davranışlarınız karşı tarafa zarar verebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu arada evlenme fikri olanlar için hemen bir kart seçiyorum. Şu an için buna ekonomik gücünüz yok. Biraz daha oturtmanız lazım bazı dengeleri. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Kanalımız her an kapanabilir. Bol spam altındayız. Bilginiz olsun. Bol yorum yapmanız lazım. Evet, şöyle söyleyeceğim. Bu ara içinizdeki sanatçı yönünüz, etrafınıza ışık gibi saçacak enerjiniz, işle alakalı ruh bütünleşmesi, ekip bütünleşmesi size gayet mutluluk verecek. Haklarımızla alakalı uzun süredir konuşamadığımız konularda destek alarak ve arkanızdaki duracak kişi sayesinde haklarınızla konuşacaksınız. Bu da iyi gelecek. Borçla alakalı bir kredi, alım satım konusuyla ilgili kafa karışıklığı yaşayıp sonra kredi çekerek bunları düzeltmek isteyeceksiniz. Bir yeri satmak istemeyeceksiniz. Sizde Z ve G ve N harfi varsa güzel bir aşka yelken açacağınız, geçmiş hatalar bitiyor. Artık sadece doğru bir enerjiye geçip giriş sağlayacağınız gözüküyor. Eğer ki yeni bir işe başladıysanız ve buranın size uymadığını devamlı olarak, kafa olarak ve kaosta ve başarısız olacağım diyorsanız buraya biraz daha sımsıkı sarılacaksınız. Kader çarkı burada size başarıyı gösteriyor. Evli çiftler, özellikle eşinizde D ve H ve F harfi varsa onun iş konumu ile ilgili güzel bir çatınla aralanacağı, hanemizdeki ekonomik evrelerin kafamızdaki soru işaretli olan konuları çözmeye doğru ilerleyecek, bilginiz olsun. Burada araç satımı, araçla ilgili karar veren çiftlerimizle alakalı yeni bir araç alacağı, eskiyi satıp yeni bir noktaya geçiş sağlayacağımız gözüküyor. Bu ara çocuk tedavisi düşünen sevgili takipçilerim için anahtar Ocak 22-12-2 arasında çocuk enerjinizi hayata geçirirseniz hanede gayet dengeli bir süreç olacak. Yalnız kayınvalidenize karşı küs olan sevgili oğlaklar için kayınvalidenizin hatası yok. O, siz yanlış anladınız. Kadınla gereksiz atışmalar yapıyorsunuz. Özür dilemek erdemliktir. Adım at. Çünkü eşin annesini çok seviyor. Sevgili kovalar, nasılsınız? Spam altındayız. Bol yorum, bol yazı. Yoksa kanal kapanabilir, bilginiz olsun. Benim suçum yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Bilmiyorum ne olduğunu. Hemen bakıyorum. Özellikle yeni bir işe başlayanlar için bu hafta uğurlu ve keyifli bir hafta olacak. Uzun süredir hayal ettiğiniz, mülakat ya da devletle alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz konularda net görüşmeler ve artık iş kafanızdaki soru işareti bitmiş olacak. Uzun süredir aynı noktadaysanız ve değişmediğini düşünüyorsanız adalet sizin için buranın yenilenmesi, yenilik noktası, hatta güzel değişecek evreler var. Bulunduğunuz noktada hava burcu biri varsa çok büyük bir destek alacaksınız. Artık göz kıperdeliğiniz bitiyor. Adaletli ve dengeli iş hayatınız devam ediyor. Uzun süredir de sabit bir alandan farklı bir alanla ilgili görüşmeleriniz varsa olumlu gözüküyor. Cesaretinizi toparlamanız gerekiyor. Yalnız ilişkide kaos, dipte olma, geçmişle alakalı yargılama, kendi içinizdeki kavgalarınız, öfkeleriniz çok derin olabilir ve kimseye güvenmek istemiyor olabilirsiniz.
Burada der ki K, U, L harfli bir insanla aramızda sımsıkı bir diyalog olacak. Dostlukla başlayacak, sonra ilişkiye doğru dönecek. Şans verin istiyorum. Evli çiftlerde özellikle boşanma fikri olanlar çok daha yoğun tartışmalar içindesiniz. Ve çocukların bu düzende huzursuz ve mutsuz oldukları ve devamlı anlamsızca para tartışması yaşayıp aynı döngüde olmak sizi yormadı mı? O yüzden bir ilişki terapistiyle ve çok fazla göze ve nazara geliyorsunuz. Bol dua ederek bu ilişkiyi kurtarmanız gerekiyor. Eşiniz ya da sizin yarım kalan eğitim konularınızı artık bu sene çözmeniz lazım. Çünkü kariyer anlamda yükselmek istiyorsunuz ama buradaki eğitim enerjinizdeki yarımlıklar olduğu için siz devamlı geriden takip ediyorsunuz. Bunu toparlayın. Bir de yakın aile içerisindeki yaşanacak tartışma, kavga ne varsa fazlasıyla sert olacak ve buradaki olaylar sizin ailenize yoğun bir şekilde lüks edebilir. Aileniz dikkatli olsun istiyorum efendim. Sevgili balıklar, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanal ciddi bir spam altında, her an kapanabiliriz. Bol yorum, bol beğeni şart diyorum, yanlış anlamayın lütfen. Siz çünkü takip ediyorsunuz. Ben yeni kanal kurana kadar o zaman çok geçer. Evet sevgili balıklar, içsel sesiniz ciddi anlamda dua ediyor. Şans kapılarım açılsın. Artık işimle ilgili yönlerim belirlensin. Aynı masa aynı noktada olmak ve aynı insanlar içerisinde yaşamak istemiyorum. Ve zaten devamlı burada bir tartışma var ve memnun değilim diyorsanız ateş burcu, yani özellikle koç özelliğine sahip biriyle bir diyalog ve iş kapınızla ilgili büyük bir rahatlık sağlayacak. Hatta yeni bir anlaşma, yeni bir beklenti, uzun süredir iş krizleri olanlar için Ocak 3'e 15'e kadar verimli bir noktanız var gözüküyor. Özel hayatta biraz daha özellikle kadınlar baskın olacak bu hafta. Ben mutsuzum, ben istemiyorum, ben hazır değilim. Çok üstüme geliyorsun söylemleri. Karşı tarafı biraz daha yıpratabilir. Ama sizin o hayat arkadaşınız biraz özgür kalmak istiyor olabilir. Ve karşı tarafın baskısından sıkılmış olabilirsiniz. Bir ara dönemi yaşanacak, sonra bütünleşme dediğim evre. Hiç ilişkisi olmayanlar acele etmiyorlar. Çünkü ben bir ilişkiye değil para evremi toparlamaya ihtiyacım var. Ve uzun süredir iş krizim var ve bunlar kendi içimde mahkeme olarak çözülmezse zaten bir ilişki yaşayamam modundasınız. Evet sabırlı olun. Şubat ayı bu konu için daha ferah bir noktada. Evli çiftlerde özellikle eşiniz askeri ya da uzak bir alanda görev yapıyor ve siz hanede eşinizin ailesinde, sizin kendi ailenizde beklentide devam ediyorsanız artık kendi ev düzeniniz, çünkü burada çok yorgunsunuz, pişmanlıklar var hem eşiniz hem siz, aradaki mesafede büyük boşluklar oluşmuş. Mutlu giden çiftlerimizle alakalı noktada toprak, arazi bakımı, kendimize müstakil bir ev yapma ya da bir arazi üzerine projeleriniz, tarım, gıda üzerine olabilir. Böyle niyetleriniz var. Ama bazı balık burçlarında da özellikle takıntılar, rüyalar, hisler tavan yapacak. Sanki eşim beni aldatıyor rüyaları, sanki böyle hissediyorum. Gereksiz enerjilere girip eşinizle aranızı bozabilirsiniz. Dikkatli olun, mutlu olun efendim. Hoşça kalın.